Kıymetli TV1 izleyenleri hepiniz ekranların başına hoş geldiniz. Tekrardan Mehmet Fırat Dumlu ile beraber gençlerin sorunlarını sizin huzurunuzda tartışmak için buradayız, stüdyodayız. Bugünkü konuğumuz Mehmet Akgün, kendisi kariyer danışmanı. Öncelikle ona hoş geldin diyorum, hoş Hoş bulduk, geldiniz. teşekkür ederim. Bildiğiniz gibi bizler Mehmet Fırat Dumlu ile bazen özel konuklarımızla bazen gençlerle söz gençlerdedir diyerek düşüncelerimizi hür bir şekilde dile getirmeye devam ediyoruz. O konumuza tam olarak geçmeden önce bildiğimiz gibi hepimizin içinde çok derin bir yara var şehit haberlerinden dolayı. Öncelikle bu şehitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyoruz. Hani bazen insanın düşüncelerini dile getirmesi kolay olmaz. Ziya Gökalp'in bir dörtlüğünde şiirinde söylediği gibi, ben Türk olsam da olmasam da Türk dostuyum. Sen Türk olsan da olmasan da Türk düşmanı. Çünkü benim gayem Türk'ü yaşatmak, seninki öldürmek her yaşatanı, demiş şairimiz. Tıpkı onun da dediği gibi, bugün belki de bizim burada program yapmamızı sağlayan, sabah güven içinde okula gitmemizi sağlayan, vatan bekçisi, namus bekçisi askerlerimiz orada barışı sağlamak, egemenliği tesis etmek için mücadele ederken ne yazık ki şehit oluyorlar. Hocam, sizin de bu konu hakkında, şehitler hakkında kısa bir düşünceniz, sonra da konuya geçelim. Aslında konuya o kadar güzel girdin ki sadece ilaveten şunu eklemek isterim. Bu bir temenni olsun inşallah. Ne mutlu ki o şehadet mertebesiyle onurlandıran yiğitleri, ne gururlu ki o yiğitleri yetiştirenlere, ne yazık ki bu haberlerin önüne geçemeyen ve tedbirini alamayan siyasiler diyeceğim, biraz dokunduracağım çünkü cesur olmak gerekiyor. Niçin cesur olmak gerekiyor? Ben artık bu tür haberlerin gündemde yer almasına üzülüyorum. Çünkü bu şehadet haberleri geliyor, birkaç gün sonra unutuluyor. Ve bizim bu döngüden hızlı bir şekilde kurtulmamız gerekiyor. Bunun için de yetkililerin hiçbir siyasi parti fark etmeksizin ortak bir paydada buluşup bununla ilgili ivedi bir şekilde tedbir almasını artık vatandaş olarak bekliyoruz. Evet hocam, çok güzel ifade ettiniz. O zaman yavaştan da konumuza geçelim. Tabii ki konuşulacak çok şey var. Onları da yeri geldiğinde konuşuruz. Şimdi sizi aslında önceden tanıdığımda gençlerin hamisi olarak biliyorlar ve kariyer danışmanı özelliğiniz bu konuda ön plana çıkıyor. İnsanlara çizdiğiniz rotalar, bu konudaki tecrübeleriniz ve bununla ilgili yaptığınız projelere de denk geldim ben. Bu gençlik merkezleri olsun, bunlar üzerinde yaptığınız değiştirme çabaları. Bunlar hakkında biraz bahsedersiniz. Neler yapmaya çalışıyorsunuz, neleri değiştirmeye çalışıyorsunuz? Bizler aşağı yukarı 15 ve 20 yıl arasında gençlikle birlikte sahadayız. Gençliğin hamisi lakabı, gençlerle sahada bir olup gençleri duyduğumuz için onların sorunlarını cesur bir şekilde dile getirdiğimiz, dile getirmekle de kalmayıp aksiyon aldığımız için böyle bir gençler arasında hami unvanına nail olduk. En son yaptığımız proje Gençliğin Dönüşüm Mekanı diye bir proje. Türkiye'deki tüm gençlik merkezlerini daha aktif bir hale getirmeyi hedefledik. Çünkü şöyle bir durum var. Biz ülke olarak, millet olarak veya bürokrasiden tutun işte kamusal olarak Nuh'un gemilerini yapıyoruz, Nuh'ları bulamıyoruz. Veya Nuh'ları kendi hamile yakınlarımız içerisinden seçtiğimiz için girilen mekanlarda gönle dokunamıyoruz. Yani hatlı sayılır şekilde binalara yatırım yapıp, maddi yatırım yapıp içerisine giren gençlerin dönüşünü maalesef sağlayamıyoruz. Yani hocam, o binalı yapmak için mi yapıyoruz, yoksa belli bir amaca hizmet etmek için mi? Elbette yapmak için yapıyoruz. Çünkü örnek veriyorum, Kayseri'den örnek vereyim. Bugün popüler bir açılıştan bahsedeyim. Kütüphane açılışları. Moda oldu. Şu anda bildiğim bazı belediyelerin açtıkları kütüphanede içerisine koyulacak personel yok. Yani o gün açılışı yapılıyor. Ertesi gün genç gittiğinde muhatap bir insan bulamıyor. O zaman ben niye milyonluk yatırımları betona harcamış oluyorum?
Yani buradaki gaye gençliğe dokunma mı yoksa farklı bir şey mi onu bilemiyorum. Gösteriş aslında biraz da olabilir. Tabii. Yani vitrinde ben varım, anlık varım. Peki hocam, dediğiniz gibi bu yapılan gençlik merkezleri üzerinde projelerinizden de bahsettiniz. Öncelikle bu projelerinizin bir karşılığı oldu mu ve sizce bu projeler sayesinde bugün gençler üzerinde bildiğim gibi bazı sıkıntılar var. Ev hayatında olsun, okul hayatında olsun, bunları önlemekte ne gibi faydalar olacak? Şöyle söyleyeyim, Türkiye genelinde yaptığımız projelerin özellikle yerel kısmında sunduğumuz zaman mükemmel dendi ama günün sonunda projelerimiz başkasına devredildi. Ve sonuç itibariyle proje hayata geçmedi. Ama biz bireysel ve kendi gönüllü insanlarımızla, dertli abileriniz, ablalarınızla destek görmeden kendi şahsi çabalarımızla ve en önemlisi de Allah'ın desteğiyle bir şekilde gücümüzün yettiği gençlere dokunmaya çalışıyoruz. Ve elhamdülillah bunda da gayet başarılıyız. Sağ olun hocam. Fırat, senin sorun varsa sana geçelim. Ben bu konuda sadece kütüphane gibisinden değil de günümüz belediyelerinde gençlere sağlanan destekler olsun, bu eğitim sistemi olsun, bunlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce yeterli mi, daha fazlası olmalı mı, nasıl olmalı? Özellikle yereldeki belediyelerin en büyük desteği gençlere çay ve çorba var mı? Bunun ötesine ben geçtiğini görmedim. Bunu da açıkça iddia ederim. Nasıl iddia ederim? Eğer belediyelerimiz gençlere bu kadar destek veriyorsa, gençlik niye bu kadar sıkıntılı? Evet. Yani çok basit. Yani gözle görülen somut örneklerle gidiyoruz. Her türlü gençliğin sorunu pik yatmış durumda. Demek ki burada kamu yetersiz kalıyor. Peki burada ne yapılabilir gençlerin bu sorunlarını çözmek için? Gençliğin sorunlarını çözmesi için ilk önce liyakatlı insanlara, liyakatli de yetmiyor, masa başında oturmayacak, sahada olacak görevlilerin tesislerde fırsat verilmesi gerekiyor. Yani benim tanıdığımı oraya alırsam torpille, veya işin ehli olmayan insanları oraya getirdiğim zaman hani bir söz vardır, çok güzel bir söz vardır. Yarı doktor olacağından yarı imam dinden eder diye, imandan eder diye. O zaman bizim ilk yapmamız gereken şey liyakatlı ve dertli insanları, ama bu da yetmez, sahada koşturacak insanları bu tür tesislerde çalıştırmak gerekiyor. Evet. Ve hocam, şöyle dediğinize paralel olarak konuya geleyim. Bizdeki sıkıntılardan biri şimdi bu belediye dediğimiz zaman akla ilk gelenlerden o tanıdıkların kadrolara yerleştirmesi. Misal önceden başka bir yerde belediye başkanlığı yapıyorsa yeni geldiği görev yerinde eski kadrolarındaki insanları oraya getiriyor. Bizdeki en büyük sistem de o. Başa yeni biri geldiği zaman sistem de her an değişebiliyor ve baktığımız zaman misal 90'lardaki Türkiye'nin izlediği yolla günümüzde Türkiye'nin izlediği dış politika, iç politika, bunlar çok farklı oluyor ve bu yüzden de belli bir ilerleme kaydedilemiyor. Hep bir sıfırdan başlangıç oluyor. Ha belki çok nadir yeni gelen kişi eski gelen kişinin izlediği yolları devam ettirdiği zaman bu devam edebiliyor. Misal bugün gelişmiş ülkelere baktığımız zaman atıyorum Amerika'da. Amerika'da belli bir sistem vardır. Bu sistem yürür ve başa Trump geçmiş veya Biden geçmiş ya da Kennedy geçmiş. Aslında bunların pek bir önemi yoktur izlenen dış siyaset dışında. Amerika'nın izlediği yol ve iç siyasette, dış siyasette yaptıkları bellidir. Projeleri bellidir. Bizde bu sistemin acilen bence çözülmesi lazım. Başa yeni biri geldiği zaman her şeyin bence baştan atılması ve sistemin değişmesi sıkıntı teşkil edecek bir durum. Ve şöyle de bir diğer soruma geçeyim diyecek bir şeyiniz yoksa. Ben bir ekleme yapmak istiyorum. Bu noktalarda yaşınız itibariyle bilemezsiniz. Çünkü tecrübe kilometre işe. Türkiye'de her 20 yılda bir konjeksiyon değişir. Ve insanlar siyaset olarak, din olarak, vatan millet olarak bizim insanlarımızın duyguları kontrol eder ve algıları manipüle edilir.
aslında Allah kulunu sağ sol diye yaratmamıştır. Yani düşünsenize, ben Türkiye'deki, gönüllü olarak Türkiye'deki birçok şehre, hatta Türkiye'nin en uç sınırındaki okula gittim ve sizler gibi gençlere motivasyon konuşması yaptım. En son Hendek olaylarında Çırnak'taki bir okulda bir genç kızımız geldi, bana şu soruyu sordu. Senin buraya gelme sebebin ne? Ya dedim ki, gönüllülük adı altında geldim. İnanmıyorum. Çünkü hiç kimse, dedi, gönüllülük adı altında Kayseri'den kalkıp Şırnak'a gelmez. Dedim ki, ben dedim geldim. Çünkü benim için hiçbir şekilde insan farkı yoktur. Nasıl diye sorduğunda, dünyaya geliş muradımızı sorgulatmaya yönelik can alıcı soruyu sordum. Ya dedim, ben dedim Şırnak'ta doğsam, sen Kayseri'de olsan, birbirimize bakış açımız nasıl olacaktı? Yani birbirimizi çok güzel bölüyoruz ve sistem oluşturulması istenmiyor. Yani belli bir yöneten, %1 yöneten, %10 ülkenin kaymağını yiyen, %90 da benim için köle olsun diyen bir sistem oluşturulmak isteniyor. Ve ben her zaman gençlere şunu diyorum, sürüden olmayın. Evet ve hocam, ben de o zaman çok güzel ifade ettiniz, soruma geçeyim. Bugün baktığımız zaman Kayseri'de yaşıyoruz ve gençler olarak biz de az çok olayın içindeyiz. Okullarda, duyduğumuz demeçlerde, siyasilerin yönetici makamlarında ve gördüğümüz, tespit ettiğimiz şeylerden biri de şu oluyor. Baktığımız zaman bugün vakıflar olsun, dernekler olsun, STK'lar, sivil toplum kuruluşları olsun, aslında hepsi, hani hep denir ya, gençler bizim yerimize, onlar bu ülkeyi yönetecek, sahip çıkalım. Baktığımız zaman bu açıklamalar çoğu yerde, özellikle bu açıklamalar siyasi bünyeye kaydığı zaman daha çok oluyor. Samimiyetsiz gelmeye başlıyor. Neden? Çünkü bakıldığı zaman sadece gençlerin nüfus bakımından fazlalığını kullanmaya çalışıyormuş gibi ya da tek tip belirledikleri tek tip karakter bakımından insanlar yetiştirmeye, gençler yetiştirmeye belirledikleri kriterler, düşünce yapısı var. Ondan çıkmasın diye uğraştıkları vakıflar, dernekler olsun. Hatta okulumuza gelip bizden de insanlar almaya çalışıyorlar. Uzak durmaya çalışıyoruz. Ha, bunu biz buradan televizyonlardan ifade edelim tabii ki de. Bunun hakkında ne dersiniz? Siyasi ideolojilere hizmet etmek için bu gençlerin kullanılması ve bazı açıklamaların samimiyetsiz olması hakkında. Vallahi çok cesur geliyorsun. Teşekkür ederim. Yani birçok televizyon programına katıldım. Bu kadar cesur sorular gelmedi. O da gençliğinizin verdiği delikanlılık. Hatta samimiyet ve kirlenmiş olmamanız. Evet, bugün STK'sal bazda bir işgal var. Yani bugün vakıflar bizim ecdadımız döneminden gelen görevlerini yerine getirmiyor. Tarafgirlik yapıyor. Bugün mesela bunu da ben açık yüreklilikle her platformda dillendiriyorum. Bugün gelecek kaygınız varsa, İktidara yakın bir vakfın bünyesine girin, orada siyasilere şirin gözükün, iki gün sonra belediyede işiniz hazır diyorum. Yani bugün vakıflara bakıldığı zaman işte iş adamlarından para alınıyor, destek alınıyor, kamunun desteği alınıyor. En başarılı yaptıkları iş ok atma, ata binme. Erciyes'te mangal yapma haline geliyor. Hani biraz önce dedik ya, binaları kurduk belediyeler. Gençlik niye bu kadar sorumlu? Bilinmiyor. Peki bu vakıflar var. Yine diyorum, bu vakıflar varken ve vakıflara güzel güzel yerler verirken niye benim gencim sokakta kayboluyor? 4-5 tane tanınmış insanın belirlediği gençler başa getiriliyor. O gençler hatta biz açık konuştuğumuz için bizi tehdit dahi ediyorlar. Niye? Çünkü onun en büyük hedefi ilerleyen zamanda birilerin adamı olarak bir noktaya gelme. Peki sen benim için kıymetlisin. Niye kıymetlisin? Bu saatte benle bu programı yapıyorsun. Seni bu programlarına istinaden
bir kamudan biri keşfedip de gel güzel kardeşim sende yetenek var, biz yetenek avcısıyız. Bizim bu belediyemizde işte ne bileyim herhangi bir kamu kuruluşunda sana bu görevi veririm seni yetiştirelim diye biri geldi mi kapına? Gelmedi. Ama sen X Vakfı'nda veya İş STK'sında olsan, vekillerin önünde önünü diklesen, her şeyi sorgulamadan evet desen belki de 4-5 yıl sonraki işin hazır olacak. Ve bu gençliğe ihanet başka bir şey değil. Çünkü sorgulamayan, mukayese etmeyen, iradesi olmayan bir gençlik hedefliyoruz. Ondan sonra tutuyoruz, Z kuşağına suç atıyoruz. Evet hocam, doğru ifade ettiniz. Fırat da senin de gelecek, gençlerin gelecek kaygıları hakkındaki sorularını. Ben de bu sokakta kalan gençler hakkında ve işte bu işe alınamayanlar hakkında bir soru sormak istiyorum. Günümüzde baktığımız zaman bu Türkiye yönetimine, Türkiye sisteminde gençlere birçok şey vaat ediliyor. Ancak bunlar yapılmıyor ve bunları gören gençler işte bunun yanında eğitim sistemini, bugünkü eğitim sistemini gören gençler ve işte bu şartlarda ne yapacağını bilmeyen gençler ilerleyen zamanlarda gelecek kaygısına bürünüyor. Bu gelecek kaygısını nasıl aşabiliriz, ne yapabiliriz ya da gençlerin kendilerinin ne yapması gerekiyor? Bunlar hakkında biraz konuşabilir misiniz? Tabii ki memnuniyetle. Erdemli şehirden bahsediyoruz. Mesela erdemli şehirden bahsederken erdemli gençlik diyoruz. Ama erdemli gençlik yetiştirmeye çalışan birçok yönetici İbn Haldun'un İdeal Şehir kitabını okumamıştır. Bunu niye diyorum? Bizlerin gençleri şu anda yurt dışına kaçma hayali kuruyor. Bir beyin göçü var. Hatta bizim bir vakıfla bunun önüne geçmeye çabası içerisindeyiz. Ki gençliğin dönüşüm mekanının esas amacı kuracağımız tematik odalarla gençleri o odalarda yetiştirip sorunlarını dinleyip psikolojik ve sosyolojik anlamda bu kaygıyı yok etmekti. Şimdi siz ne yapmanız gerekiyor? Bir, umudunuzu asla yitirmemeniz gerekiyor. İki, cesurca ama doğru üslupla önünüze gelen yöneticilere bizim geleceğimiz ne olacak demeniz gerekiyor. Gerçi bizim yöneticiler bu noktalarda çok güzel cevap verir. İşte tinsel olarak bakıyoruz, dinsel olarak dinsel manada işte Müslüman gelecek kaygısında olmaz. Evet. Ama bunu bana diyen Müslüman veya milliyetçi bakımından bir Türk en güzel arabalara biniyor, en güzel evde oturuyor. Ya bugün sosyal medyada bir video gördüm. Yaşlı amcalar bir şehirde ekmek kuyruğuna girmiş. Oradan bir teyze torunu veya evladıyla geliyor, gönderme yapıyor. Benim oğlum ne olacak? Ekmek alamıyor. Elektrik faturasını ödemiyor. Şimdi yine bir sosyal medyada bir gencimiz öğretmenine gönderme yapıyor. Diyor ki 2 puan diyor bana az verdin diyor. Ben diyor oto tamircisi oldum diyor. Maaşımın hepsini verince. Peki ya biz sistem olarak bakın eğitim sistemi de çökmüş. Rakamsal yanlış bilgi vermek istemiyorum ama bildiğim kadarıyla bu iktidar zamanında 9 kere Milli Eğitim Bakanı değişmiş. Evet. Birçok kez sistem değişmiş. Zaten bu gençlerin en büyük kaygılarından birisi de eğitim sistemi. Çünkü eğitim sistemimize bakıldığı zaman hani bir şeyleri okuyorsun. Okuduktan sonra üniversiteye gidiyorsun mesela ya da üniversiteye gitmiyorsun. Gittiğimizi farz edelim. Bir mühendis oluyorsun atıyorum ziraat mühendisi, bilgisayar mühendisi. Sonuç olarak ne oluyor? Bir garson oluyorsun, kurye oluyorsun, moto kurye oluyorsun. Bu eğitim sistemimizde bence çok büyük bir sorun yani. Ama şöyle de bir şey var. Son yıllarda açtığımız üniversitelerle gurur duyuyoruz da. Ya boşuna açıyoruz. Niye boşuna açıyoruz? Adam işletmeyi bitirmiş 2 yıllık ön lisans. Sonra açık öğretimden ilahiyata gidiyor, imam oluyor. Tezatlık. Hocam, evet.
bu üniversitelerden bahsettiğiniz misal, benim bir yabancı arkadaşım vardı İngiltere'den. Onunla arada sırada böyle konuşmaya çalışırım anlaşabildiğim kadar. Şimdi bir Avrupa'da, yurt dışında böyle belli başlı kaliteli, yani üniversite diyebileceğimiz üniversiteler olurmuş. Belli bir şehirde, eyalette olurmuş. Hani etrafındaki şehirlerden insanlar da oraya gidermiş. Ve konuştuğumuz zaman misal iki tane abimiz olsun, birbirine yakın şehirlerde diyelim. Bakıyorsun siz aynı üniversitedesiniz o zaman diyormuş. Hayır, biz farklı üniversitedeyiz. Bunun da sebebi neden? Birçok yerde farklı ama niteliği kötü olan, biz az öz istiyoruz ama çok olup öz olmayan üniversiteler olmasından kaynaklanıyor bir neden. Peki o zaman ben de konuya şuradan girmeyi deneyeyim. Şimdi bugün baktığımız zaman aşırı bir ülkemize genç nüfus var. Bu birinci nedenlerden biri. Daha sonra ileriye dönük baktığımız zaman bu sistemin yanlış ilerlemesi nedeniyle hep bir sıkıntılar. Misal her zaman deriz ya biz, ya ne güzel önümüze kitaplarımız konuluyor bizim, devletin verdiği ücretsiz bir şekilde. Ama o kitaplara baktığımız zaman her senede daha misliyle tepki verilmesine rağmen, misal özellikle işin içindeyiz, örnek vereyim, felsefe kitaplarımız, felsefe gibi eğlenceli, insanı düşündürmesine gereken bir dersi ne kadar sıkıcı hale getirebilmek için uğraşıyorlarsa uğraşmışlar. Hani yani o kitabı, öğretmenler de bunun farkında, devletin kitaplarından işletmemeye çalışıyorlar. Çünkü kalitesiz hazırlanıyor. Bunlar niye böyle yapılıyor? Yani kasıtlı olarak mı yapılıyor? Daha sonra hep sistemde bu değişikliklerin olması, bunun yanlış sonuç verdiği bilinerek ya da sert radikal kararlar alındığında daha yanlış olaylara gidildiği, bunlar da göz önünde bulundurularak neden hala aynı şeyleri deneyip farklı sonuçlar bekliyoruz? Ben siyasetin içerisinden gelmeyebileyim. Buna biraz siyasi bakımdan izin verirseniz cevap vermek istiyorum. İki nedeni var. Bir, rant ve sistem. İkincisi de şu anda bizi yönetenlerin hatta Kayseri'li bir bakanımızın, eski bakanımızın sözü. Bize okumayan insanlar oy veriyor. Hoşuna gidiyor. Sorgulamayacaksın. Teslim olacaksın. Seçim zamanı ben seni gaza getireceğim. İşte şehit haberleriyle. Ya ne üzücü bir şey. Benim şehit haberlerimin siyasi malzeme olması. Bakın ben bunu derken A veya B partisi veya görüş olarak demiyorum, fikri olarak diyorum. Vatan tektir, devlet tektir. Ben devletçi adamım. Ama devletin yanında hümanist düşünürüm. Ben vatandaşımı düşünürüm, gençliğimi düşünürüm. Şimdi eğitim sistemine bakıyoruz. O güzel felsefe noktasından geldin. Verimli kitapları sana kaynak olarak veremiyorlar. Neden biliyor musun? Baskıyı yapan veya bununla ilgili felsefi anlamında, akaid anlamında, fıkıh anlamında, sosyoloji anlamında yetiştirdiğimiz artık şey yok. Öğretmen yok. Çok az sayıda, o da nitel sayıda kaldı. Ve onlar da maalesef küstürüldü. Yani bugün bizleri eğitmeye çalışan kişinin derdine bakıyorum. Öğretmen ne kadar dertte? Bakanlıktaki, Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki insanlar ne kadar dertli? Anneler, babalar ne kadar dertli? İşte gençliğin dönüşüm mekanında ben şunu dedim. Öyle bir sistem oluşacak ki, yönetimsel yapı, biz ilk önce gençliği yetiştirmeyeceğiz. Gençliği yetiştirecek olan anne babayı ve eğitimcileri yetiştireceğiz dedik. Şimdi genç benden zeki. Hakikaten tecrübelisiniz çünkü benim dönemimdeki kaynakla senin dönemindeki kaynak çok farklı. Ama sizin yanılma noktanız, doğru kaynaktan beslenmiyorsunuz. Yani Google gibi bir yer var veya sosyal mecrada nereden alıyorsunuz o bilgiyi bilmiyorum ama bunu ben niye doğru bir şekilde vermiyorum? Bir de ben her zaman şunu diyorum, irade noktasında gençleri mukayese etme şansını bizim vermemiz gerekiyor. Ya sorgulayın, beni sorgula, ben bunu yanlış bilebilirim. Beni ikna etmeye de çalışabilirsin. Ama ikna olmadığım zaman, o zaman niye biz ortak paydayı bulmuyoruz? Çok iradesini az kullanan gençler etrafımızda, arkadaşlarımızdan görüyoruz biz bunu. Aslında George Orwell'ın kitabın hani hayvan çiftliğinde de dediği tabii gibi, o koyunlar ve köpekler vardı orada. Aslında bizim o tarz nesiller olmamız isteniyor sanki biraz da cahil bırakılarak. Ben diyorum ki o zaman gelin bize fırsat verin.
Biz gencin mizacını tespit edelim, karakterini tespit edelim. Onların güçlü yanlarını, zayıf yönlerini, motivasyon eden iletişim şekillerine kadar tespit edelim. Onların mutlu olacağı mesleklere yönlendirelim. Bu çok basit bir şey. Bunu örnek veriyorum, bakanlıklar yapabilir, iş dünyasındaki o iş adamları yöneten koca koca kurumlar yapabilir, odalar yapabilir. Şimdi Türkiye'nin en büyük sorunu, açık ve net konuşayım, çıraklık. Herkes okuyacak. Herkes okuyacak, herkes okumasın. Ben bununla da ilgili bir yanım var. Ben İmam Hatip mezunuyum. 9-10 zayıf getiren bir insandım. Yani okumaya niyetim yok, beni zorla okula gönderiyorlar. Rahmetli babam bir gün tuttu şey dedi, senden dedi adam olmayacak dedi. Ne yapacağım dedi, 2 yıldır dedi bazı dedi pazarlama oku. Gündüz fabrikaya gelir, akşam dedi pazarlama okusun, işe yarar dedi. Hayatın getirdiği şeyler bizim akademik anlamda ticareti bırakıp, bu arada ben ticaret erbabıydım genç yaşta. Ticareti bırakmamın tek bir sebebi var, kariyer danışmanlığına girme sebebim, gençler oldu. 19 yıl sonra ben ana mesleğimi bıraktım arkadaşlar. Sebebi ne biliyor musun? Mutsuz bir işti. O ticaret beni tatmin etmiyordu. Çünkü benim para değerim 3. 4. değerdi. Yani bana bugün milyonları ver, dinde mi mutlu olurum? Yoksa bir genç Mehmet abi, seni çok seviyorum dediğinde mi mutlu oldun dediğinde, gencin beni sevmesi beni daha çok mutlu ediyor. Şimdi biz niye bu şekilde sizleri keşfederek, sizleri gelecek yani nesli ati dediğimiz evlatlarımızı yetiştirmiyoruz? Herkes gençliği yetiştirmekten bahsediyor. Biz daha yetiştirmeyi bırakın, eğitemiyoruz dahi. Ya eğitmekten ziyade bence eğittiğimiz gençleri de elimizde tutamıyoruz. Kesinlikle. Bunun hani en büyük sebeplerinden birisi de bence yönetim ve yönetimde işte doktorlardan örnek vereyim mesela. Gitmek isteyen doktorlar gidebilir, doktorlara ihtiyacımız yok gibi şeyler denilerekten aslında bir yandan hem doktorlar küstürülüyor ve bir yandan da doktorların yurt dışına gitmesini, yurt dışına gitme isteği doğuyor. Bu konu hakkında da bu beyin göçü hakkında doktorların gitmesi hakkında ne düşünüyorsunuz, nasıl önlenebilir? Çok güzel bir soru. Aşağı yukarı 25-30 gündür ortalıktaki salgından dolayı evden çıkamıyorum. Ve bu süreç içerisinde aile hekimine gittim, şehir hastanesine gittim, gece acile gittim. Bağlayacağım nokta çok önemli benim için. Daha sonra bu süreci atlatamayınca özel doktoruma gittim. Aslında bu 15-20 günlük veya 25 günlük süreç içerisinde İlaçların faydasız olduğunu gördüm. Yani hastalık ileri dereceye gelmiş. Özel hastaneye gittiğimde artık insanlarda maddi kaygı var. Adam ekmek parası bulamıyor ya. Ki özel hastaneye küsürlü rakamlar açıklamak istemiyorum. Paralar vermekten itiyat ediyorlar, çekiniyorlar. Şimdi o gün hastaneye gittiğimde yaşlı bir dede kaçtı diye sordu. Hasta kabuldeki kızımıza. Rakamı duyunca gözleri bir anda far görmüş tavşan gibi açıldı. Ve mevcut iktidara oy verdiği için sitem etti. Döndü bana ki orada hanımefendi şey dedi. Ya dedi şu kadar meblağ işte emekli olduğunuzdan dolayı şu fiyata düşüyor deyince döndü bana şunu dedi. Öyle gösterdiler. Vereme razı ettiler. Ben de dedim ki amca oyu sen verdin dedim ya. Benim günahım evet. Ne dedim. Hani burada oy verip vermeme değil. Hani biz doğru insanları lider olarak görmek istiyoruz. Ama bunu derken de vatandaş olarak, genç olarak size çok iş düşüyor. Günümüzde bakıldığı zaman bu doktorlar için mesela ben de bir örnek vereyim. Geçen günlerde bacağımda bir enfeksiyon çıkmış. Hani aile hekimliğine gidiyoruz. Çünkü şehir hastanesi çok kalabalık. Aile hekimliği dedi ki işte direkt bu dedi çok önemli dedi. Acile gitmeniz lazım dedi. Acile gidin hemen dedi şehir hastanesinin. Bize hemen işte bir şeyler yazdı. Sevk gönderdi. Biz gittik. Orada bize
900 küsürlerde bir sıra verildi. Saat 4.30 gibi falan gittik. Ve baktığımız zaman o doktorun üstünde yanan hani doktorun aldığı sıra 600 küsürlerdeydi. Neyse hani normalde çok büyük bir şey olmasa beklemeyeceğiz. Çünkü 300 kişilik bir sıra var önümüzde. Ama beklememiz gerekti. Bekledik ve eve vardığımızda saat 9'a geliyordu. Ve orada tahmini bir 300 kişi vardı. Ve oraya sadece iki doktor bakabiliyordu. İki doktor ve orada kızılan kişiler doktorlardı. İnsanlar doktorlara kızıyordu. Çok, hani çok aslında anlamsız bir şey orada doktorlara kızılması ama. Çok güzel bir noktaya girdin. Hani siyasi bakıştan işte esas noktaya bana çok güzel pas attın. O sokaktaki amcalar gibi gireyim olaya. Oğlum sen bilmezsin bunu ya, yaşın genç. Eskiden SGK kuyruklarını da beklerdik, ilaç beklerdik. Bak koca koca hastaneler yapıldı. Doktor yok. De gittiğimde bir yıl sonra tomografi veya ne bileyim herhangi bir şey için randevu alıyorum. Bugün lazım bana. Ve bir doktorun hasta bakma kapasitesi nedir? Bunu bilmiyoruz. Belki günde 10'dur, 15'tir şeydir. Kaçırdık. Şimdi arıyoruz, mumla arıyoruz. Ve ben buna karşıyım. Neye karşıyım? Ya doktoru biz niye döveriz ya? Evet. Veya doktora niye şiddet uygularız? Yani ben onları güvenlik cihazlarıyla mı koruma altına alacağız? Ha tabii bu bile siyasi malzeme yapıldı. Ya benim yetiştirdiğim en değerli insanlardan biri doktordur, avukattır, öğretmendir. Hani her mesleğin, her nişanının temsilcisinin bir şeyi vardır, kıymeti, âliyesi vardır. Ama biz bir kere insanı değersizleştirdik. Evet. Yani sen doktoru değersizleştirirsen sistem çöker. Beni ilgilendirmez milyon dolarlık yapış-set devriyle yaptığın tesisler. Çünkü hizmet alamadıktan sonra, yani şurada en güzel arabayı satın almışsın, benzinini koyamadıktan sonra, gezemedikten sonra bana ne? Hocam, ben de şöyle girmek istiyorum o zaman. İrade dedik bu gençlerin üzerinde. Daha sonra bu yönetimdeki aksaklıklardan bahsettik. Öncelikle şunu diyeceğim. Her zaman hani yönetim, evet sıkıntılar var, büyük sıkıntılar. Ama şunu da hiçbir zaman unutmayalım. Yönetim kademesindeki insanlar, bizi yönetenler, bu halkın içinden çıkan insanlar ve yönetimde seni kimler yönetiyorsa, senin halin neyse aslında halkın da bunu hak ediyordur. Halkın özeti budur demektir. Ha zamanında bizden Atatürk, Enver Paşa gibi hürriyet kahramanları, zeki, cumhuriyetçi, medeniyet, modern insanlar çıkmış. Bu nereden geliyor? Türk milletinin tarihten gelen vatan sevdalı olma bilinci, devlet oluşturma bilinci, belli bir kültüre, belli bir potansiyele sahip olduğumuz için bizden böyle kahramanlar çıkabiliyor, böyle aydın insanlar. Ha, aynı zamanda kötü insanlar da çıkabiliyor. Burada bir dönüp kendimizi sorgulayalım. Biz niye böyle insanları çıkarıyoruz? Niye bizden böyle insanlar çıkıyor? Ve biz niye bugün buralardayız? Misal bugün dünyaya baktığımız zaman sömürgeye uğramış, hala cumhuriyetle ya da medeniyetle tanışmamış, hala iç savaşlarla kavrulan, hala sıkıntılar yaşayan toplumlarda böyle aydın insanların çıkmadığını ve aslında bunların da tabiri caizse o halkların bazen hak ettiği görülür. Şimdi olaya döndüğümüz zaman, baktığımız zaman bugün aslında resim, müzik, beden dersleri vardır okullarda değil mi? Aslında amaç nedir? Ya çok nadir de olsa bir beden dersi yapıyorsun, bir Arda Güler çıkarabilir miyim? Ya da bir müzik yapıyorsun, bir resim yapıyorsun, bir Van Gogh çıkarabilir miyim? Ama baktığımız zaman bu istenen şeyin olmadığını, doğru işlemediğini görüyoruz. Daha sonra irade konusuna geldiğimiz zaman en büyük sıkıntılardan biri. Çok sürücü olduk. Ne kadar biz özgürüz desek de, bireyselleşmeye doğru gidiyoruz desek de bizim gibi olanlarla hareket ediyoruz. Toplumun, sosyal medyada yorumların çoğunluğu ne diyorsa bizim fikrimiz de ister istemez onlara doğru kaymaya başlıyor. Yani buna ne derler? Başında da dedik konuşmanın sürücü olmaya doğru gidiyoruz bu olayda. Ben ayakkabı alıyorum. Bu ayakkabı bana yakıştığı için değil, diğer insanlar bunu giydiği ve bu ayakkabı onlara göre güzel olduğu için ya da giydiğim elbise.
ya da içtiğim kahve. Ben ona fazladan 60 lira veriyorum. Çünkü insanlar bana saygı göstersin, daha yüksek mertebede bir insan gözükeyim diye. Neden böyle oluyoruz? Neden sürücü oluyoruz? Kendi kararlarımız neden bizim için önemsiz oluyor? Şu anda sadece gençlik değil, yetişkinler de bir mana arayışı içerisinde. Yani duygusal noktalarda sesimizi kimse duymuyor. Duyulmak istiyoruz. Yani bugün sahada veya sokaklarda, meydanlarda temas ettiğimiz insanlar, bazıları şunu diyor bize. Ya bizim işte maddi sorunlarımızı çözemeseniz bile bizim gönlümüze dokundunuz. Çünkü derdini çözdüğün, gönlüne dokunduğun insan senindir. Şimdi gönül dedik değil mi? Gönlüne koyduğun senin putundur. Yani biz işte o gösterişi koyduk, metasever bir yaşam var. Ve dünyadaki sistem bize aslında bunu diretiyor. İşte sizin gibi şanslı olmayan veya bilinçli olmayan çoğu genç, işte bahsettiğiniz kafelerde falan check-in yapma kaygısında. Kendinin görülebilirliğinin kaygısında. Ama sen burada, bu saatte benimle bu programı yapıyorsan, kendini keşfettirme kaygısındandır. Yani ne demek bu? Görünebilirlik farklıdır, keşif farklıdır. Şimdi şuna geleceğim. Bunun tek bir sebebi var, mana arayışı. Yani dünyaya geliş muradımızı biz bilmiyoruz arkadaşlar. Ben dünyaya niçin geldim? Ve dünyaya geliş nedenim de hedefim nedir sorusunu kaç genç soruyor kendi kendine. Mesela sen aynanın karşısına geçtin, bu soruyu sordun mu? Yani çok azdır. Yani. Veya varsa bile azdır yani. Bakın ben bile bunu arama kurtarma ekibinde gönüllüyüm. Pandemisinden, orman yangınlarına, sel felaketinden depremlere kadar sahadaydım. Ve birçok insanımızın maalesef... şehadetine şahit olduk, onların defnine de şahit olduk. Orada hep bunu sorguladım. Bak, ben 42 yaşındayım, belki birçok gençten daha gönlüm genç. Niye? Çünkü benim bir derdim var. Artık benim bir hedefim var. İşte bahsettiğimiz önderlerimizden, yakın zamandaki liderlerimizden, işte Fatih'ine, ta ki Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberimize kadar, bizim rol modellerimiz var, dertli büyüklerimiz var, dava sahibi liderlerimiz var. Ama bir başka cevabı, senin sorunun bir başka cevabı, bizim davamız yok. Bugün davayı yönetenlerin ikbal kaygısı var. Peki hocam, şöyle de devam edeyim. Bugün baktığımız zaman gençlerin depresifleşmesinin kendini, gençlerin kendini ya da benim... ya da Fırat'ın yalnız hissetmemizin, depresifleşmemizin ve bunu çoğu gence baktığımız zaman görmemizin hani sebepleri neler? Bu olayın içine baktığımız zaman bunlar bizim karşımıza çıkıyor. Biz yetişkinler olarak anne baba, öğretmenleriniz, dışarıdaki Mehmet abin, işte belediye başkanınız, işte bakanınız vesaire gidiyor bu sisle. Sizi fanusa koyduk arkadaşlar. Fanusa attık, güvenli alan diye yeminizi de atıyoruz. Dolanın diyoruz ya balık gibi. Hani çok güzel bir tabir var, balık hafızalı. Biz de balık hafızalıyız maalesef. Dolanın. Seni ben aslında güvenlik altına aldığım dediğimde aslında seni benim okyanusa salmam gerekiyor. Şimdi söz hakkı vermiyorum. Düşünmene engel oluyorum. Ya bugün riskli bir program yaptık aslında, bakmayın. Evet. İki gün sonra kullandığın isimlerden veya yaptığımız yorumlardan ciddi manada eleştirilebilirsiniz. Ben de eleştirilebilirim. Ama cesursunuz, teşekkür ediyorum, ben cesurum. Diyoruz ya, iradenle birlikte mukayese etmen istenmiyor. Düşünmen istenmiyor. Ben sana müjde veriyorum değil mi? Telefon müjdesi veriyorum. Geçenlerde bir haberde çıktı. Fişinde poşet ücreti gözüktü diye o destek iptal oluyor. Ya bunu niye yarı fiyatına vermek yerine hediye etmiyorum?
Böyle imkanlarım var. İşte lüks yerlerde kamu bütçesiyle şov yapana kadar bu bütçeyi gençliğe ayırın. Neden ayırmıyorsunuz? Çünkü sorgulayan bir gençlik değil, biat eden bir gençlik isteniyor. Bana tabi ol. Benim askerim ol. Sen olma diyorlar bize. Bize hakkımızı savunmayı öğrettiler. Hakkımızı savununca da disipline gönderdiler. Hani süper. Bir film sözüydü de bu repliydi. Ama cidden eğitim sistemimize baktığımızda şu anda böyle işliyor. İşte bunu siz değiştireceksiniz. Ya bence de çok güzel dediniz hocam. Hep eleştiren olmaktansa bazen düzelten olmak lazım. Çünkü eleştirip kendi kenarına çekilip de durmak en basit iş. Ha, elini taşın altına koyduğun zaman, kendini değiştirebileceğin zaman, ülkeyi sen mi kurtaracaksın? Evet ben kurtaracağım dediğin zaman bu olaylar değişecek. Sen değişeceksin. Ya ben Mevla'nın huzuruna çıktığım zaman dilsiz şeytan olmak istemiyorum. Ben seferden sorumluyum. Siz seferden sorumlusunuz. Zafer Allah'ın deriz biz. Yani ben elimden geleni yapayım. Adalet noktam, ondan sonra ne bileyim insanların refahı için mücadele verme noktam. Bundan hiçbir şüphem yok benim bu noktalardan. Ama sonuca ulaşılmaz bilemem. Yani siz de bunu yapacaksınız. Mücadele vereceksiniz. Ve hocam zaten son 5 dakikaya giriyoruz yanlış bilmiyorsam. Ben de kısaca o zaman programın özeti olarak şöyle bir konuşma yapmak istiyorum. Önceki programlarda da kısaca yapmıştık. Şimdi baktığımız zaman her zaman bir hedef, amaç, gaye olması lazım. Bir insanın hayatında doğru yolda gitmesi, yanlış yollara sapmaması, bağımlı olmaması bazı şeyler için. Baktığımız zaman bu hedef de aslında hani genel olarak hayatın özetine baktığın zaman ben tıp fakültesi kazanmak istiyorum, ben mühendis olacağım değil de ya bugün baktığın zaman tamamen örnek veriyorum. Bakıyorsun güç yanlış kişilerin elinde, yanlış kararlar alınıyor ve hak etmeyen insanlar hak etmedikleri derecede sıkıntılara maruz bırakılıyor. Ben tek tek mücadele ederek, çabalayarak gücü elde edeceğim ve doğru olanı ben yapacağım. Bu bile bir aslında hani sizin dediğiniz erdemdir. Kendine belirlediğim bir yoldur ya da ben güler yüzlü iyi bir insan olacağım. Ona göre kendimi yaşayacağım. Her birimizin bu erdeme, bu gayeye sahip olması lazım aslında. Zaten böyle bir şeye sahip olduktan sonra her şey kendiliğinden yavaşça şekillenmeye başlıyor. Size de teşekkür ederiz bizi kırmadığınız için. Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Evvela kanalımıza size fırsat verdiği için daha sonra sizlere çok teşekkür ediyorum. Ve heyecanlandım. Ciddi benim için zor bir program oldu. Çünkü bilinçli ve erdemli bir gençlik karşısında sorulara cevap vermek zordu. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Biz de aynı şekilde çok teşekkür ederiz. Kırmayıp geldiniz. Çok teşekkürler. Teşekkürler. Söylemek istediğiniz bir şeyler var mı son olarak? Ben de son olarak izleyicilerimize, efendim her hafta izleyici kitlemize yavaş yavaş artmaya devam ediyor. Yazanlar da oluyor. İnşallah bir sıkıntı olmazsa haftaya felsefi bir konuyla karşınızda olacağız. Daha sonra tarihi bir konuyla ve özel konuklarımıza da devam edeceğiz. Sözü Fırat'a devrediyorum. Evet, buradan izleyen eminim vardır, belediye başkanlarımıza falan da ben bir seslenmek istiyorum. Her zaman kapımız açık, gelmenizi çok istiyoruz. Gelirseniz çok mutlu oluruz. Bunu da buradan belirteyim. Efendim bugün gençler hakkında konuştuk. Gençlerin geleceği hakkında, gençlerin eğitimi hakkında konuştuk. Yanlış bildiklerimiz hakkında konuştuk. Nasıl doğruya çeviririz, nasıl doğru şeyleri yaparız hakkında konuştuk. Cidden çok güzel bir yayın oldu. Çok teşekkür ederim konuklarıma, Mustafa'ya. Siz izlediğiniz için de sizlere çok teşekkür ederim. Başka yayınlarda görüşmek üzere. İyi akşamlar dilerim.